Bugün kahvaltı sonrası zengin. Evet. Buyurun diyeceğiz ama. Fındık kremaları filan. Maşallah yani. Maşallah yiyin bakalım. Kilo almış. Başlamamıştık. Kayınvalidem kaynamamız çok seviyor. Başlamamıştık. Keşke ben yemiyorum hocam. Daha başlamadık. Oraya mı gidiyor? Evet gel yerime. Evet beyler de geliyor. Hoş geldin Sedan. Hoş bulduk. Çok şıksın. Teşekkür ederim. Bugün buluşmalara hazırlanıldı değil mi aslında? Evet. 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 Tabii ki. Ama buluşmalardan önce yapacağımız çok daha önemli bir şey var. Beyler bir rahat oturun. Çok önemli bir şey yapmak üzereyiz çünkü bugün. Bütün gelin ve damat adaylarından hepinizden istediğim bir şey var. Sağduyunuzu, insanlığınızı, vicdanınızı, bütün duygularınızı kullanarak yargılamaya, cezalandırmaya, intikam almaya veya kıskançlık esiri olmaya çalışmadan içten duygularınızla bir görüntü var elimizde. Bunu bir izleyicimiz yolladı. Onu tartışmanızı, yorumlamanızı ve bir anlamda bir yanıt almayı umuyorum sizden. Bu bugün hepimizin bir sınavı olacak. Gerçeklik sınavı bu. Çok önemli. Ve lütfen kişisel hırslarınızın esiri olmadan tüm iyi niyetiniz ve insani duygularınız ve vicdanınızla bu yorumu yapın. Bu görüntünün asıl muhatabına da soracağım. Neden ve nasıl böyle bir fotoğraf, böyle bir görüntü elimize geçti? Efendim beyler hazır mısınız? Merak da bekliyoruz şu an ne oluyor? Bütün dikkatinizi, sizin de bütün ciddiyetinizi, mertliğinizi, dürüstlüğünüzü koyup insani duygularla bu olaya yaklaşıp sağlam bir değerlendirmenizi almak istiyorum. Bu bizim için, bütün izleyicilerimiz için. Sürekli arkasında durduğumuz Türk örf, adet, ilişkiler, insan ilişkileri, sadakat, aşk, sevgi, evlilik yolu için çok önemli bir görüntü çünkü. Hazır mıyız? Evet. Hazırız, merak da bekliyoruz. Hep beraber evet. Bakalım. Bu ne kim abi? Ayça mı? Ayça. Bu kim ya? Ayça mı eski sevgilisi? Kim o ya? Ayça, Ayça dövmeli. Hayır Ayça değil, öbürü. Bağlılık Ayça. Adamın yüzü gözükmüyor. Ne var? Başlıkta arkadaşı olabilir. Halil değil mi o? Birine yemek yiyor. Bende bir şey var bende. Göremiyorum. Ayça neymiş? Halil. Halil değil mi o kardeşim? Yüzünden beri saçlarından. Yüzüne bakar mısın yalnız? Ne ya? Tüylerim diken diken oldu. Bu kim ya? Nişanlısı mı? Ne demek abi ya? Yemek yiyen biri. Ne zaman ki? Ne var bunda? Şaka gibi ya. Gayet normal resimde var. Önce bir dakika. Bu işin muhatabı. Ne o? Ayça'ya sormak istiyorum ama Emre'nin yüzünü hepiniz görüyorsunuz şu anda, öyle değil mi? Evet. Ayça bu ne o? Ne demek bu? Gülüyor mu? Gülüyor bile ya. Ayça ne demek bu? Fotoğraftaki kim? Sen nasıl gülüyorsun şu anda? Ya bir susar dakika, mısın? Bir dakika, bir susar mısın ne demek ya? Sus ya Allah Allah. Emre bir dakika dinle Emre. Ya dinlemeden bilmeden bana öyle gözünü açma yani. Şimdi biz bu kişinin suratını şu göremiyoruz. Şu anda seni sadece dinliyorum. Sadece şu anda dinle seni o zaman, sadece sus. Dinliyorum. Ne söyleyeceksin çok merak ediyorum. Nasıl bir açıklama yapacaksın çok merak ediyorum. Orada ben senin karşında kimin oturduğunu çok iyi anladım şu anda. Karşında kimin oturduğunu şu anda çok iyi anladım. Ama bu açıklaman ne olacak, nasıl olacak çok merak ediyorum. Yap bakayım bana bunun açıklamasını hadi. Karşında oturan Halil. Kim? Halil. Halil. Ne? Bir dakika. Halil. Ya bir yürüt ya. Yollayan, çiçekleri çöpe attın. Emre bir dinle. 6 ay önce ayrıldın. Eski nişanlın Halil. Evet Halil. Karşımda oturan Halil. Halil'le baş başa yemeğe mi çıktın sen? Hayır çıkmadım. Anlatayım. Ben sinemaya gidecektim. Yeni dedi ki hadi sinemaya gidelim kuzen dedi. Hadi gidelim dedim. Zaten sıkıyordum ben. Burada dile de getiriyorum artık. Sıkıldım bunaldım her gün ev vaktim hiç zaten olmuyor. Zaten biliyorsunuz 12 saat burada yaşamacaları. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hafta sonları serbest sevgili izleyiciler. Ve biliyorsunuz eğer gelin ve damat adaylarını birlikte yakalarsanız 5000 lira ödülümüz var size fotoğraf kareleriyle. Bunu bir izleyicimiz çekmiş. Fotoğraf karesindeki bir damat adayı değil. Ancak Ayça'nın da kabul ettiği gibi Halil. Eski nişanlısı. Buraya ona ilanı aşk bana geri dön. Diyen evet. Halil. Evet. Biz evet. Sinemaya gittik yeğenimle.
orada dedi ki bana, kuzen tuvalete gidiyorum dedi. Zaten alt kat yemek, AVM'nin alt katına yemek yiyorduk. Hatta Halil'in önünde bir tepsi var. O Halil'in yemeği değil, yeğenimin yemeği. Biz karşılıklı yemek yiyoruz. Evet. O gitti. Aradan 5 dakika geçmedi, Halil şalk diye önümde durdu benim. Ben böyle bir kaldım. Bu yani bir kumpas, bir takip. Büyük ihtimal ben orada tepki veremedim. Daha çok dikkat çekecektim. Ufak bir tartıştık böyle, sesimizi yükselttik. Millet bakınca ben hemen kafamı çevirdim. Hani tanıyacaklar diye. Daha da büyütemedim onu. Çünkü ben olayı büyüttüğüm zaman benim Halil'le çok büyük kavgalarım var. Ben mahkemelik bile olmuşumdur. Çok büyütüyorum. Büyütmedim, sakince karşısında oturdum ve dinledim. Orada eğildiğinde bana telefondan bir şeyler gösteriyordu. Ve gösterdiği sevgilisiyle resimleriydi. Halil'in telefondan gördüm, onun sevgilisi olan resimleri. Yani onları sana gelip ne diyordu, bak bana yeni sevgilim var, ben artık mutluyum mu bana diyordu. Yeni sevgilisi olan bir bana insan senin dedi, yanına niye gelsin? Küsusar mısın? Bana dön dedi, hani yarışmadan çık dedi, dön dedi, ben seni hala seviyorum. Dedim ben hani bunu konuştuk Halil, bu konu kapandı, daha niye buraya geldin? Sen beni nasıl burada olduğumu buldun? 15 dakika falan en fazla oturdu yanımda. Nasıl buldum dedim. Ya, ben dedi bulurum dedi. Ki büyük ihtimal yeğenim. Bekle bir dakika. Yeğenim söyledi. Peki bir şey soracağım. Emre belki senin sorduğun soruyu soracağım. Kalk git. Büyütemedim olayı ben işte o anda. Ama nasıl büyütemedin ya? Senin kalkıp gitmen lazım oradan Ayça. Sen eğer o insanla bir şey paylaşmak istemiyorsan seni orada bak, dünya üzerinde bir insana, tamam mı? Kimse hiçbir şeyi zorla yaptıramaz. Bir insan canı ne istiyorsa onu yapar. Kimse zorla onu, silah zoruyla bile olsa sen bağırırsın, ortalığı birbirine katarsın. Orada hiç kendini haklı çıkarmak için ortalığı birbirine katarsın, tamam mı? Senin başına silah bile dayasa bağırırsın, çağırırsın. Orası bir AVM, orada güvenlikler var, orada insanlar var, çevreniz kalabalık. Oradan her türlü uzaklaşmasını bilirsin, tamam mı? Senin orada gülerken yüzünde gülme ifadesi var ya. Karşısında oturmuşsun, adamın gülümsüyorsun. Allah Allah, gülerek cevap vermişsin. Gülümsüyorsun. Yani senin ya, nefret ettiğin miyim Emre ya? Başka bir yerde mi yapalım? Hayır bir dakika. Ayça, nasıl yaygara çıkacaksın? Bir saniye. Kimse bir şey söylemesin. Kimse hiçbir şey söylemesin kimse lütfen. Şimdi bir dakika. Ayça ile Emre'yi. Ayça'nın en büyük sorumluluğu şu an Emre'ye karşı. Ve Türk izleyicisine karşı. Onları baş başa bırakacağız. Ayça bütün açıklamalarını, bütün temiz kalpliliğine Seda yapacağını bile diyorum. Seda abla inanmıyor ki ya, ne yapayım, köprüden mi atlayayım yani? Sonuçta yok. Sen bunun onda biri için daha bir kıskançlık çıkarabilecek kadar evet, tebriğisin. Evet, biliyorum. Emre orada bir erkek olarak şu an bunu yapmasa ben seni sevdiğinden şüphe ederim. Çok haklı. Ya aranızda Seda abla, haklı size zaten sormak istiyorum. Bu açıklamadan önce bu fotoğrafı siz herhangi biriniz, Emre Ayça gibi sağlam bir ilişkide olduğunuz karşı cins için görseniz ne hissederdiniz, nasıl tepki verirdiniz Cansel? Ya anında bitirirdim karşısındaki eski nişanlısı ve yani direktman oturduğu an oraya kalkıp gitmeliydi bence. Yani kimse kimseye bir şey zorla yaptıramaz Emre'nin dediği gibi. Rezil olmaktan korktum, artık ünlüyüz diyor. Ünlü. Allah herkes tanıyor. Ama fotoğraf çekme ihtimalleri var ve olayın buraya taşınacağı zaten yani kolay tahmin edilebilecek bir şey. O riski göze alıp oradan kalkıp gitmen lazım senin. Böyle bu daha büyük bir risk. İşte onu düşünemedim diyorum ben de. Düşüneceksin işte, öyle düşünemedim diye bir şey söz konusu değil. Gayet keyifli bir şekilde yemek yemene devam ediyorsun sen orada. Ayça hiçbir şey olmamış gibi. Gülüyorsun, gülümsemeni görüyorum ben Seda senin orada suratında. Seda abla anlatır mısın? İletişim kuramıyorum kendisiyle. Sen anlatacaksın baş başa ona zaten. Dani dün senin bazı yorumların oldu. Altyazı geçeceğim yani, anladın. Ya ben artık kendimden şüphe ediyorum. Lütfen. Bakın lütfen. Rica ediyorum. Ayşe ile Emre yüz yüze gelecek efendim. Sevgili izleyiciler, damat gelin adayları. Ayşe ile Emre yüz yüze gelecek. Ayça en büyük açıklamayı Emre'ye borçlu. Bunu yapacaksınız. Bugün kırmızı odalar yerine bunu yapacaksınız. Bu çok önemli çünkü. Ama şimdi aramızda vicdanen, insani duygularla dediğim şey var ya, onu yapıyoruz. Dani dünkü yorumların arkasından böyle bir şey patladı. Çok şaşırdım. İnanın ben artık kendimden şüphe ediyorum. Ya gerçekten hislerim çok kuvvetli benim. Ve bir bayan olarak ben Ayça'nın yanında olmak isterken onun iyiliği için şu an böyle bir şeyin olması beni çok şaşırdı. Sen ne yapardın? Ben orada AVM'de eski sevgilimle karşılaşırsam eğer kalkıp giderdim. Seda ben... Hanım. Bakın. Benim Ayça'yla bu düne kadar, tamam mı? Sıkıntılarımız çok üst boyuttaydı. Nasıl? Ailem zaten karşı çıkıyor bu duruma. Ayça'nın ailesi dün bu duruma karşı çıktı. Ve bunlara rağmen böyle bir görüntü, şu görüntüler ekranda verildiği an benim ailem bir daha hiçbir zaman Ayça'yı kabul etmeyecek. Bunu kendisi çok iyi biliyor. Bunun açıklamasını bu şekilde yapsan da, istediğin gibi yapsan da bunu kabul etmeyecekler artık. Zaten ve benim istemiyordu. Başımı öne eğdirmeyeceğine söz verdin ya sen o hani. Kadar yani. Şu an benim başım eğilmedi.
Benim başım tamamen koptu resmen. Ya bir şey söyleyeyim valla ailesinin ekmeğine yağ sürdüm. Bir bahane oldu şu olay. Zaten istenmedi. İyice sen, şey yaparlar artık. Sen. Sen, tamam mı? Bak şu tavrın, bir şey söylemiyorum ben. Şu tavrın bile gerçekten ne kadar, bir şey söylemiyorum. Şu tavrın saçma bile. Saçma deme bana yani. Zaten ailem istemiyordu. Görüntü, Ayça şu ben anda, o görüntüyü verdim. Şu anda üstüne çıkmaya çalışır gibi bir halim var. Benim soracağım sorulara mantıklı cevaplar ver o zaman. Sinemanın arasında mıydın, çıkışında mı, girişinde daha mi? Girmemiştik. Yemek yiyip girecektim. Peki 15 dakika yiyenin senin gelmiyorsa bu yiyen nerede demez misin? Demedim. Yiyen neredeydi peki? Ya da oradan kalkıp gitmez misin? Ya giderdim de gidemedim. Neden işte gitmedim. Neden kalkıp gitmiyorsun Ayça? Ya neden? Bilmiyorum o anda kalkamadım ya, diyorum sana. Ne oldu da yani? Ya bak, sen o insanın gönderdiği çiçeği alıp... Abla çok kötüyüm, ne hissedeceğim? Karşımda sevdiğim adam var ve ben Halil'le baş başa görünüyorum orada. Herkesin yemek yiyorum. Kadın ve erkeğe davranışı farklıdır. Erkeklere karşı iyi olabilir, kadınlara karşı farklı duygularda. Çünkü beklentiler farklı, anladın mı? İyi olup olmadığına karar veremedim. Beklentiler farklı. İyi iyi, eğer kötü olsaydı... Patlak verirdi bizim evde. Canım bak, erkek arkadaşlarına karşı ikili ilişkilerde iyi değil. Bir defa tartıştık. Bebeğim haklısın. Bizim i̇kili aramızda çok iyi. Bizim aramızda ikili bak, ilişki. Iyi erkek olabilir. Erkek ilişki de gayet bak, iyi. Şimdi bir erkeğin erkeklerle ilişkisiyle kadınlarla ilişkisi çok farklıdır. Tabii ya ben bak, güvenilir çok... bulmadım. Çocuklar niye öyle diyorsun? Yani bu yaşına gelmesin amcacığım, bunu anlayamadın mı? Yok bence insanlar neyse odur. Yani sevgisini herkese verebilir. Sana bir şey diyeceğim. Sen bu adama amca diyorsun da. Ben bunu evde de hep savunuyorum. Bu adam gerçekten daha 23 gibi duruyor yani. Ya şimdi şöyle bir şey var. Daha genç yani. O şu anda onları yaşamadığı için şeyi kestiremiyor fazla. Yaşa çok takılmış durumda Melis şu an. Sen evet benden 10 yaş büyük olduğun için evet, bunu şey yapabilirsin. Evet büyüğüm ve bunu kabul ediyorum ve gerçekten de inşallah sen de benim yaşıma gel. Aynı yaşta gibi duruyorsunuz. Efendim? Aynı yaşta gibi duruyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Gerçekten. Öyle mi değil, gerçek bu yani arkadaşım. Başa yiyin, biz gidelim de siz de baş başa yemek yiyin. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ay. Baş başa yiyoruz bak. İlhanlar sokacak. Sıkıntı yok mu? Böyle karşılayacaksın. Evet. Mehtap bize hiçbir yerde yer yok arkadaşım. Ne yer yok arkadaşım? Gülünce geri gidiyor. Anlamadım Cansel. Gülünce geri gidiyor dedim Mehtap için. Seninle alakalı bir şey yok lütfen. Sana sormadım Erdem. Sen ne kadar zayıfsın ya. Seninle alakalı bir şey olmadığı için seninle konuşman yersiz, hiç gerek yok. Tamam neyse. Boşver. Erdem sana sormadım farkındaysan. Ben Cansel'e sordum fark ettin mi? He? Fark ettin mi? Evet. Soru sorunca cevap verilir. Bak Mehtap demek beni ortalığı görmüyorum karıştırma seni. Sebebi ya. Melis. O kadar görmüyorsun. Melis burada ya. Bir dakika Ayça ya. Ya ama gelir misin lütfen? Ne oldu Melis? Neyi ne kadar görmüyorsun hı? Ya? Seni görmüyorum demek ki. Cevap verecek kadar kayda almıyorum seni. Senin beni ne kadar gördüğünle ilgilenmiyorum. Ya tamam. Yalan bekle. Aşkın bitmiş. Senin yalanlarından sonra mı? Ben pardon da ne yalan söyledim anlayamadım. Özür dilerim tamam. Yalancı. Hı hı. Erdem'in bana bir açıklama borcu var. O açıklamayı bana yapmadan hayatına devam edemez. Bunu da ona öğreteceğim. Abi dengeler çok değişiyor. Anormal dengeler değişiyor. Erdem'i Melis'le orada otururken, yemek yerken en son gördüm. Şimdi Cansel'le o kadar hızlı dengeler değişiyor ki. Onlar ayak uyduramıyorum dengeleri. Düşünmüyorum bile. Ciddi misin sen? Evde dengeler değişebilir ya. O çok normal. Çok hızlı değişiyor ya. Sizde de çok hızlı değişti mesela. Evet. Cansel'le yok ben duyamadım ben ya. Kendi halimde eskide aradayım yani. Eskide kaldı onlar dedim canım. Ciddi söylüyorum bize de değişti. Şimdi onu söylüyorum. Sen dost musun, düşman mısın ya? Ya onu söylesene bir dakika ya. Melis seni kırmak istemiyorum, şu tepkilerinden vazgeç tamam mı? Yemek yiyoruz. Sen şimdi cici kızı mı oynuyorsun? Hayır cici kız değil, direkt böyle ne dedin diye gelecek. Ha bir dakika sen cici kızı mı oynuyorsun? Diyebilirsin değil mi? Cici kızı mı oynuyorsun? Yok. Yemek diyorlar ya, yemek yerken. Yemek yerken müsaade eder misin lütfen? Sen cici kız değilsin ama. Gel gel. Sen de değilsin. Tamam. Melis. Ben cici kız olmadığımı her zaman söyledim ama sen asla cici kız değil. Ben de cici kızım demedim. Yemek yerken. Cici kızı oynama. Tamam mı? Yemek sen yerken müsaade eder misin? İki kızın arasına karışma. Yemek yerken i̇ki müsaade eder misin? İki kızın arasına karışma. Hadi canım. O hadi senin canım sen var ya. Kimsin hadi. Ya hadi canım yapıyorsun hadi. Bana. Sen kimsin hadi canım yapıyorsun bana ya? Hayırdır sen?
Yemeğini yesinler. Sen kimsin? Sen kimsin? Tamam. Melis, Melis. Bir dakika, sen kimsin de bana hadi canım yapıyorsun ya? Al tabanı gel. Anca böyle kaçarsın. Melis, senden kaçmak değil amacım. Sadece seninle ikili mücadele girmeye hiç görmüyorum bile. Yalancı. Gerek bile görmüyorum, anlatabiliyor muyum? Ya kes! Bak. Burçak, gerçek Melis. Hadi canım, hadi, 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 hadi. Hadi, 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 hadi. Elini çek. Hadi, hadi, elini hadi. Çek. Elini çek. Allah Allah. Elini Allah çek. Allah. Ya sen var ya, böyle böylesin biliyorsun eline değil mi? Eline sağlık, harika yapmışsın. Duydun İkinci mu beni? İkinci tabağımı yiyorum. Melis gel bir şey söyleyeceğim. Müthiş Duydun olmuş. Mu beni? Melis lütfen. Gelir Cevap misin? Versene. Melis. Cansel. Tam bir dakika bekle. Müsaade et, oradan çıktığında sen gelirsin. Sana diyorum. Ben Cansel'i yol açarım canım, merak etme, bak yolunu açtım. Erdem'le yolunu açtığım gibi. Ben seninle konuşacaktım ama teşekkür ederim. Anladın gel mı? Canım, Erdem'le yolunu açtığım gibi. Ben bıraktım, sen alırsın ya. Canım. Hadi güle güle. Aslında Melis orada derdi Erdem'le değil. Cansel'e evi dar etmeye çalışıyor. Erdem de üstüne alınıyor. Tabii Melis'in biraz jeton dört köşeliymiş, geç düştü. Arkadaşım diye aldığı Cansel'den sırtından bıçaklandığı için şu an Cansel'den bunu burnundan getirmeye çalışıyor. Niye geriliyorsun? Ya ben bu kıza geriliyorum, anladın tamam mı? Tamam bebeğim, gerilme. Gerilme. Hayır, yalnız kaldı, yanımıza alalım dedim. Bu kıza ben şey yaptım ya. Ayça dedim, yanımıza alalım, şey olmasın, etmesin. Bu kız tamam biliyorum dedi bana. Bebeğim, yaptığına bak ya. Bak bunlar senin için hiçbir şey. Sen her şeyin üstesinden gelebilecek bir kızsın. Anladın mı? Kendini boş yere germe. Onu demek istiyorum sana. Ay Melis. Ercan yumurdu Ceyda'yla mı? O zamandı. Şimdi böyle. Diyorum ki Ercan ile Ceyda'yla konuşurken içeride hani olup biteni dinlememesine rağmen buraya geldiğinde söylediği şey var. Melis, gel buraya Melis. Melis yapma ne diyorsun ya? Melis. Ne diyorsun? Ya sen bumerang falan mısın, böyle gidiyorsun gidiyorsun geri geliyorsun? Melis. Ercan'la bir şey konuşuyorum evet, ben burada. Evet bumerang. Durmayacak ki ya, durmayacak. Geldim yine, var mı? Ben seni bir daha gönderirim. Sen beni göndermedin canım, ben kendim gittim biliyorsun değil mi? Hayır, anladın mı? Yukarıdan bakınca kendini büyük mü anladın sanıyorsun? Mı? Yok canım, sen benden uzun boylusun, sıkıntı yok. Bir dakika, üçümüz müsaade et yemek yiyorduk. Bir dakika, dinler misin? Hayır. Sen beni göndermedin, dinlemek ben gittim. İstemiyorum seni. Tamam. Anladın mı? Tamam, çok güzel. Gene git. Ben bundan şikayetçi değilim ki. Yine git. Ya sen bu hayırdır, popin mi yükseldi çocuğum? Hiçbir şeyim yükselmedi benim. Senin egoların artmış. Benim egolarım artmış. Hı-hı. Benim mi, senin mi? Ben egolarımdan biraz sana vermişim galiba. Ne dersin? Yemek yiyorum. Olabilir mi? Yemek yiyorum. Yemek yeme o zaman. O kadar bitti ama. Bak, hı, bak beni gerip gerip böyle duramazsın, anladın mı? Ya bana bunu yapma ya. Melis, ben yemek yerken yanıma gelen sendin. Bırak, yemeğimi yiyeyim. Eğer konuşmak istiyorsan yine konuşuruz. Tamam mı? Otur, otur hep beraber ya, konuşuruz. Tamam. Gel otur buraya. Ama ben... bırak karnımı doyurayım, yemek yiyorum. Hani o kadar da değil. Melis. Gel otur buraya. Melis. Teşekkür ederim. Bak bir şey söyleyeyim. Ha, üçünüz konuşacaktınız siz hani. Ya aracını veriyor, görmüyor musun? Bak hayır, sakın yapma şunu. Erdem ne diyorsun? Teşekkür ettim, bir şey demiyorum. Yemek yiyorum. Yemek yiyelim konuşuruz dedim. Çocuğum ya ben senin keyfini mi bekleyeceğim? Sen kimsin ya? Yemek yiyor çocuk. Yemek yiyor. Cansel şey... Cansel bak sen alttan alttan bir şeyler söylemeyi sustur artık. Ya Melis bak sen her bir sınırı aşıyorsun. Sen alttan alttan bir şeyler söylemeyi sustur artık. Benim sınırımı aştırma, tamam, benim iki ihtilalim var biliyorsun, ben ayağa kalsın. Senin sınırın artık. Sen otur ya, adamı yemeği ya. Hayırdır? Ya otur ya git. Ya hayırdır? Otur ya git ya. Cansel ihtilalim var. Her beni kırmamaya çalıştıkça lak 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 bıktım artık. Cansel, Allah Allah. Cansel. Benim birbirine karşı bu şekilde el kaldırmasını bilmem neyi asla onaylayacak bir adam değilim. Ama velakim Ado'ya diyorum ki otur şurada konuşalım. Çek. Kardeşim kan gördüğü yüzünde yırtık ya var. Ya Kemal bırakın gibi abi, Allah aşkına. Zaten geldiğim günden beri görüyorum yani. Karşı taraftaki bütün gelin adayları ağzını açıyorlar, yumuyorlar, gözünü söylemedikleri laf kalmıyor. Sen şimdi bir evin içerisinde 8 kişi tarafından sürekli eleştirirsen ne hale gelirsin? Yağmur yine hala kardeşim, aynı tavrı kardeşim konuyu sergiliyor. Bilmiyorum ama şurada Didem'den duyduğum senin benim demediğim şeyi neden demiş gibi gösteriyorsun diye tartıştığı şey. Ya benim bilemem. Seninle tartıştığım ben konuyla aynıydı. Varsayımlarla, varyetelerle hareket eden, düşünen bir adam değilim Kemal. Sonuç itibariyle orada ortada belli. Kimler ne dediyse, kelimeler nerelerin ucuna gittiyse sonuç itibariyle böyle bir sonuç doğmuş. Böyle sen bir bu kadar bak bu kadar eski dostuna karşı olursa, bu yaptığı şeyle savunma bence. Bir şey bence diyorum sana. Ne olursa olsun böyle savunmuyor bir davranışı güzel. Ben yok, zaten savunmuyor da, Kemal'cim tamam. Bak ne diyorum, dinliyor musun kardeşim? Hı. Böyle bir davranışı ben ne olursa olsun zaten onaylayacak bir insan değilim. Anladın mı?
Yani şiddet ya da işte bu şekilde bir insanların birbirine zarar verici şekilde davranışlarını ben hiçbir zaman hayatımda onaylamadım. Aynen. Bunu benim annem de yapsa, babam da yapsa, kardeşim de yapsa geçerim karşısına söylerim. Bu yaptığın doğru değil derim. Aynısını ben Tuğçe ile de konuşacağım. Ama bak bu da benim arkadaşım. Adnan benim kardeşim. Yani şimdi onun kız arkadaşıyla benim kız arkadaşım birbirine girmişler. E ne olacak şimdi? Ado dedi ki dua et senin kız arkadaşın dedi kalktı gitti. Bu mu çözüm? Yapıcı çözüm olmak değil. Lazım çünkü ya arkadaşlarınız bitecek yani, ya ilişkiler şimdi ben orada ona deseydim ne yapacaksın Adnan ya benim sevgilim olmasa ne yapacaksın hayırdır desem ne olacak? He? Ya ben de biz de erkek adamız yani biz pembe don giymiyoruz yani Kemal. Anladın mı? Kimse kusura bakmasın ya. Kimse pembe don giymiyor da yalnız burada ya Adnan'la beraber otur konuş kardeşim. Ya sen ya senle sana lazım. Bir şey anlatmayacağım. Yok gelince gel konuş. Bir şey orta yolu bulmak lazım. Yapıcı olmak lazım abi. Birazcık yanlı olmayın, taraflı olmayın şu evin içinde. Ben yanlı değilim kardeşim. Objektif ol ya. Ben objektifim de sen burada pembe don bilmem ne don. Sana mı diyorum oğlum? Sana mı diyorum? Hayır, öyle bir örnek veriyorsun ki sana sanki. Sana mı diyorum? Manyak mısın adına, sen? Kendi... Yayınlayacaklar mı onu? Tamam onu. Deli misin sen? Allah Allah kafada var ya. Kafada yok kardeşim. Yani kafada var ki öyle davranıyorsun. Başka ben şey benden çıkar mı? Yayınlayacaklar mı bunu? Tamam bilmiyorum yayınlar mı yayınlamaz mı? Neyi yayınlayıp neyi yayınlanmayacağını sen çok iyi bilen bir adamsın. Onu bilmiyorum abi düşünemedim onu da. Allah şey. Allah ha, sana şey mi geldi? Ha, pembe don ekranda yayınlanabilir. Dur güzel laf soktu mu dedin? Kardeşim laf öyle sokmayla. Ne bileyim işte ya. Geç o iş. Ne dedin? Laf sokmayla çıkarmayla bu evde kalınmaz kardeşim. Ben onu hesaplamıyorum. Ben öyle bir cümle kurdum ki yanlış diye dedim. Kemal, abi çok fazla git hayatına bak, aşkını yaşa. Tamam, gerçeklerin de farkına var. Bir aynaya böyle bak, aynada kendini görme. Arkandan dönenleri gör bence. Kardeşim, senin söylediklerinin, sen söylersen ben, ön yargılısın diye senin söylerim. Söylediklerinin, senin sen söylediklerin benim için bir söylerim. Önem teşkil etmiyor. Bunların benim için hiçbir önemi yok. Ha, tamam, ben, sen o şekilde kabul ediyorsan yarabbim şükür o zaman. Tamam abi. Benimle... Kemal şansını zorlama. Bak gerçekten şansını zorluyorsun. Söylediğin cümlelerin altında neler yattığını ben iyi biliyorum. Şimdi bak beni zorlama. Kardeşim sen bak bana beni gerçekten zorlama. Zorlamayla alakası yok bu bak işin. Burada zorlama. Ben seninle tartışıyorum. Şerefsizlik yapma. Erkek gibi davran şurada. Anladın bak, mı? Bak Emre delikanlı yanlış konuşuyorsun ol. Kardeşim. 28 yaşında 27 yaşındaki bir genç kızı tamam mı? Burada laflar uydurup aşağılamaya çalışma. Yeter artık. Küfür etme Emre. Yeter artık efendi ol. Bak tamam, kaç gündür aile şey yapıyor. Küfürle ben Emre'ye gidiyorum. Artık efendi ol. Herkesin bir ailesi var. Herkesin bir anası var, babası var. Milletin küfür kafasında etme. Soru işareti oluşturup durma. Bana tamam. Küfür edemezsin. Bak küfür etme. Akıllı olacak. Sen küfür etme bana. Akıllı olacak. Sen bana küfür edemezsin. Kimsenin merhametiyle vicdanıyla oynayamazsın. Sen bana küfür edemezsin Emre. Küfür etme. Aldın mı? Emre biraz kardeşim. Hastasın. Normal tartışırsan tartış. Küfür etme. Başım dönüyor. Bahçeye. Git işine bak. Allah aşkına işine bak tamam mı? Biz de artık o algıları yaratmaktan vazgeç. Ben algı yaratmıyorum. Yakışmıyor sana. Ben algı yaratmıyorum. Vazgeç. Bak ben algı yaratmıyorum. Vazgeç. Kaç gündür sen ben neler biliyorum şunu. Sana ne oğlum? Sana ne ya? Ben bu insana gönlüm düştü. Sana ne lan? Sana ne oğlum? Yaptığın yakışıyor mu? Delikanlı adama söylediklerin yakışıyor mu oğlum senin? Küfür etme. Bir delikanlı adama senin yaptığın yakışıyor mu? Söyle bana. Ben benim başına çıkıyorum. Bir dakika ya. Allah aşkına geçsene şöyle. Arkaya geçsene sen. Sen bana bir söyle. Bir dakika ya ben sakinim. Oğlum duyuyor musunuz beni? Söyle. Sana yakışıyor mu? Kardeşim. Sen 28 yaşında erkek adamsın. Bak, tamam yargı yapıyor. Buraya gelip bir genç kızla alakalı böyle ileri geri konuşmak sana yakışıyor mu? Bütün ev konuşuyor. Emre, söyle bak. Bütün ev konuşuyor. Sen imalı konuşuyorsun. Kardeşim. Benim elimde bak. Neler var? Oğlum ne var lan? Ön ne yargı var, yapmıyorum. Ne var? Ya, yargısını tamam, senin elinde ne var oğlum? Getir dök de artık göre. Söylemediğim şey kim söylemiş gibi söylediği şey var kardeşim. O mu var? Bu yüzden mi bu insanı bu kadar suçluyorsun? Sırf kendini haklı göstermek için mi? Beni niye öyle suçluyorsun? Yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bul.